Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz. 15-19. Ayetler arasını okuyup anlamaya çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَالَّاتِي يَئْتِينَ الْفَاهِشَ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlarınızdan zina fiilini yapanlar فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَاةً مِنْكُمْ Onlara 4 tane şahit tutunuz bu işi yaptıklarına dair. Fe in şehidu, eğer buna şahitlik yaparlarsa, fe emsikuhunne fil buyut, onları evlerde tutunuz, ev hapsi uygulayınız. Hatta yeteveffahunnel maut, ta ölümüne kadar. Ev yec'alallahu lehunne sebile, yahut Allah onlara bir yol, bir çıkış gösterinceye kadar. İnsanların herhalde en ciddi imtihanları cinsellikle olmakta. Kadın erkek birbirine düşkün yaratılmış, birbirine meyilli yaratılmış. Bunun meşru bir şekilde olanı nikah yoluyla bir araya gelmektir. Ama tarih boyunca gayrimeşru beraberlikler de olmuştur. Ve öyle görülüyor, öyle anlaşılıyor ki günümüzde bu çok ileri boyutlardadır. Gerek evlilik öncesi, gerek evlilik sonrası gayrimeşru beraberlik hayatı Müslüman ülkelerde bile ciddi boyutlarda olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim zinayı yasakladığı gibi zinaya sebebiyet verecek şeyleri de yasaklamıştır. Ve zinanın çok kötü bir yol olduğunu insanlara bildirmiştir. Gayrimeşru beraberlik, sırf bir zevk tatmini için bir araya gelmek, eğer neticede çocuk dünyaya gelecek olursa çocuk içinde hayat boyu bir silinmez leke durumunda. Bu elbette toplumsal bir facia. Bekar olanların böyle bir işe girmeleri daha baştan kendilerini lekelemek oluyor. Evli olan birinin bu işi yapması çok daha ileri derecede bir cürüm ve evlilik hayatlarını yerle bir edebiliyor, yıkabiliyor. Dolayısıyla günümüzde nasıl sigara gibi, uyuşturucu gibi bir takım zararlı şeyler var. Bunlar toplumu kemirmekte, toplum bünyesini sarsmakta. Herhalde bütün bu sarsıcı şeyler içerisinde en dikkat çekenlerden birisi zina olayı. Kadın ve erkeğin gayrimeşru bir şekilde nikah olmaksızın bir araya gelmeleri ve ilişkide bulunmaları. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de zecri tedbirlerin alındığını görüyoruz. Yani bunu hafiften geçiştirmek değil, ciddi tedbirler alındığını görmekteyiz. İşte kadınlardan bu işi yapanlarla alakalı 4 tane şahit ve şahitler şehadet ettiklerinde, evet zina ederken gördük şeklinde net bir şekilde şehadette bulunduklarında burada uygulanacak olan hüküm, ev hapsi şeklinde ayette ifade ediliyor. Ta ölümüne kadar veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar. Bununla alakalı alimler genelde şuna dikkat çekmişler ve demişler ki Nur suresinin başında اَزَّانِيَتُ وَزَّانِ فَجْدِدُوا كُلَّ وَاهِدٍ مِنْهُمَا مِيَتَ جَلْدًا Yani zina eden kadın ve erkeğe 100 sopa vurun. Bu mealde bir ceza zikrediliyor. Bu cezanın uygulanmasıyla artık onlar için bir yol gösterilmiş oluyor. Ve burada bunun evli olmaları veya bekar olmaları ayette medar bahs değil. Ancak ulema değerlendirirken bekar olanların cezası böyledir. Evli olanların cezası ise, evliyken yapılan zinanın cezası ise rejimdir şeklinde ifade etmişler. وَالَّذَانِ يَئْتِيَانِهِمَا مِنْكُمْ Sizden onu işleyen erkeklere فَاَذُوهُمَا Onlara eziyet verin. Onları cezalandırın. فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا Eğer tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا Onlardan yüz çevirin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا Şüphesiz ki Allah tevbeleri kabul edendir ve sonsuz merhamet sahibidir. Değerli izleyenlerim, bu iki ayet aynı zamanda eşcinsellerle alakalı olarak da tefsirlerde değerlendirilmiştir.
Birincide kadınlar nazara veriliyor. وَاللَّاتِ يَئْتِنَا الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ Kadınlardan fuhşiyatı işleyenler, yani kendi aralarında eşcinsel olarak kadın kadına beraber olanlar. وَاللَّذَانِ يَئْتِيَانِهِمَا مِنْكُمْ Bu da erkeklerle alakalı. Erkek erkeğe beraber olmak. Bu Lut kavminin bir özelliği olarak Kur'an'da bize anlatılıyor. Kadınları bırakıp kendi aralarında erkeklerin cinsel ilişkide bulunmaları. Bu da en çirkin fiillerden biri olarak Kur'an'da bize anlatılıyor ve o kavmin helak edildiği ifade ediliyor. Günümüzde ise bazı devletler kendi kanunlarında bunları meşru kabul eder hale geldiler ve kadın kadına evlilik, erkek erkeğe evlilik bir takım hükümlere bağlandı. Kanun nezdinde bunlar birbirlerine mirasçı oldular. Dünyanın bazı yerlerinde bu meşru bir kılıfa adeta büründürüldü. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerek kadın kadına beraberliğin, gerek erkek erkeğe beraberliğin son derece çirkin bir fiil olduğu ve bu fiili işleyenlerin cezalandırılması gerektiği ayette anlatılıyor. Buna göre mana verdiğimizde erkeklerden bir araya gelenler, yani homoseksüel olarak bir araya gelen erkekler, bunlara eza ediniz, cezalandırınız. Yani bu tazir cezası olarak hakimin takdirine bırakılmış bir ceza olarak fıkıh kitaplarında anlatılır. فَاِنْ تَابَ وَاَصْلَحَا Tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse فَاَعْرِضُ عَنْهُمَا Artık onlardan yüz çevirin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّح۪يمًا Allah tövbeleri kabul edendir ve Allah sonsuz merhamet sahibidir. اِنَّمَا التَّوْبَ عَلَى اللّٰهِ Yani Allah'ın tövbe etmesi şunlar hakkındadır. لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَهَالَةٍ Cehaletle bir kötülük yapmıştır. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ غَر۪يبٍ Sonra ardından geciktirmeden tövbe etmişlerdir. فَاُولَٰئِكَ işte onlar يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah bunlara tövbe eder. Yani Allah onların tövbesini kabul eder. Yani insan günahsız değil. İnsanın mayası günahla yoğrulmuş. İnsanın hamurunda, çamurunda günah var. Hazreti Adem bile yasak ağaca meyletti ve yasak ağacın meyvesinden yedi. İnsanlar da bu cinsellik konularında ve daha diğer meselelerde şöyle veya böyle az veya çok bir takım günahlarla karşı karşıya. İnsan günah işlemez değil, melek değil çünkü. Ama günah işlediğinde bunun telafisi cihetine gidilmesi lazım. Geciktirmeden tövbe etmek. Ve bir de يَعْمَلُونَ سُوءَ بِجَهَالَةٍ Cehaletle bunu yapmak. Yani aklı başında değilken, bunun günah olduğunu bilmezken böyle bir şey yapmış olabilir. Ama ardından aklı başına gelir. Artık bu kötü fiile son verir. Her şeyden önce cehaletten kurtulmak lazım. Cehalet bir karanlık gibidir. İlim ise bir nurdur. Ve insan ilim nuruyla cehalet karanlıklarından sıyrılmış olur. İşte bilmeden bir kötülük yapmışsa, bunun kötü olduğunu da fark etmişse geciktirmeden tövbe etmesi lazım. Ve tövbe kapısı açıktır. Bunu geciktirmeden yapmak o kimsenin lehine olacaktır. Ve وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Allah alimdir, hakimdir. Yani Allah kimin ne yaptığını bilir ve Allah hikmet sahibidir. Allah abes bir şey yapmaz. Verdiği hükümlerde hikmet sahibidir. وَلَيْسَتِ التَّوْبَ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Yani şöyle kimseler için tövbe artık söz konusu olamaz. Bunlar günahları işliyorlar. Hatta اِذَا هَدَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Ta ölümüne kadar, ölüm gelinceye kadar günah işlemeye devam ediyor. Ölüm kendisine geldiği anda, artık can boğaza geldiğinde gale inni tübtül ene ben şimdi tövbe ettim diyor. Böyle kimselerin tövbesi makbul değildir. Tövbenin makbul olabilmesi için demek ki can boğaza gelmezden önce, son ana varmazdan önce tövbe etmek lazım. Ve esas olan geciktirmeden tövbe etmektir. Ama bir insanın aklı belki de biraz geç başına gelmiş olabilir.
yaşı diyelim 50'ye gelmiştir, 60'a gelmiştir. O güne kadar hayatı hep günahlarla geçmiştir. Ama hayatta devam etmektedir. Acaba bu kimseye tevbe kapısı kapalı mı? Hayır, bu kimseye tevbe kapısı kapalı değil. Tevbe kapısı açıktır. Ve en büyük günahları da işlemiş olsa çok samimi tevbe etmek şartıyla Allah onun günahlarını affedebilir. Kur'an-ı Kerim'de en müjde verici ayet olarak şu ayet nazara verilmekte. Alimlerin değerlendirmesine göre en müjdeli ayet kabul edilmekte. قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُس۪يهِمْ De ki, ey nefislerine zulmeden kullarım, günahlarla nefislerine zulmeden kullarım, لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ O gafurdur, rahimdir. Son derece bağışlayıcıdır ve son derece merhamet sahibidir. Dolayısıyla günah içinde olan kimseler bunun farkına vardıklarında artık Allah bizi affetmez demeleri uygun değil. Ancak bunu geciktirmek insanın aleyhine. Çünkü ani bir şekilde ölüm gelebilir ve ölüm geldiğinde tam can boğaza geldiğinde artık ben tövbe ettim demenin bir faydası yoktur. Bunun Kur'an-ı Kerim'de bir misali Firavun. Firavun ömrünün sonuna kadar günah ve isyan içinde hayatını geçirmiş ama Nil'in suları arasında boğulmak üzereyken artık can boğaza geldiğinde ben de Musa'nın Harun'un Rabbine iman ettim demiş. O anda iman etmenin bir faydası yok. Cenab-ı Hak ona diyor ki el en şimdi mi? فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ama biz bugün senin bedenini kurtaracağız diyor. Yani Firavun'un cesedi kurtuluyor ama ruhu kurtulmuyor. Kafir olarak bu dünyadan gidiyor. Dolayısıyla onun gibi yapmamak lazım. O ana gelmeden o zamana kadarki zaman diliminde tevbe için müsaittir. Ancak bir insan günahının farkına varır varmaz hemen tevbe etmesi ve işi geciktirmemesi gerekiyor. Geciktirmeden yaptığında mesela bir takım zatlar evvelinde şaki iken, eşkıyadan iken, kötü bir hayatı varken İslamiyet'e giriyor. Bunun neticesinde velayet makamlarını bile kazanıyor. Veya sahabelere bakalım. Sahabeler velilerden daha üstün kabul edilir. Ve sahabelerin İslam öncesi hayatları pek de parlak değildir. Cahiliye döneminin insanlarıdırlar ve çok cahillikler yapmışlardır. İçki onlarda yaygındı, içki içmişlerdir. Gayrimeşru beraberlik yaygındı, öyle bir hayatları olmuştur. Ama Müslüman olduktan sonra eski hayatlarına son vermişlerdir. Ve yeni temiz bir sayfa açılmıştır kendilerine. Ve o temiz sayfada hayatlarını devam ettirmişlerdir. İşte geciktirmeden günahın farkına varmak ve farkına varır varmaz da Allah'a ciddi bir tövbeyle tövbe etmek gerekiyor. Yoksa tam ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim demek insanı kurtarmıyor. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٍ Kafir olarak ölenler, bunların da tövbesi söz konusu değil. اُولَٰئِكَ işte bunlar اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Biz bunlara can yakıcı bir azap hazırladık. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! La yahillu lekum sizin için helal değildir en terithun nisa'e kerhen kadınlara varis olmanız yani böyle zorla onlara varis olmanız sizin için helal değildir. Ve la ta'duluhunne onları zorlamayınız li tezhebu bi ba'di ma ateytumuhunne onlara verdiklerinizin bir kısmını geri alabilmek için yani verdiği mehirdir veya hibettiği şeyler vardır. Bunları alabilmek için onlara baskı uygulamayınız. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine ancak delilli bir şekilde bunların gayrimeşru durumları olmuşsa o ayrı. Yani böyle bir durumda artık onlardan ayrılmak uygun düşer. Ama delilli bir şey olmadan sırf böyle bir takım dünyevi hesaplarla onların malına konmak için
baskı uygulayarak onlardan mal kapmak için bir şeyler yapmak, bu uygun bir şey değil. Ve aşiruhunne bil maruf, ve onlara maruf bir şekilde muamelede bulunun. Onlarla muaşeretiniz maruf bir şekilde olsun. Yani dinin ölçülerine ve aklı selimin ölçülerine göre olsun. Fe in kerihtumuhunne, eğer onları kerih görürseniz, hoşlanmama gibi bir durumunuz olursa, fe asa en tekrahu şeyen, olur ki kerih görmüş olduğunuz bir şey, ve yec'alallah fihi hayran kethira, Allah hoşlanmadığınız o şeyde sizin için çok hayırlar kılabilir. Kur'an-ı Kerim'de bu noktada genel bir ölçü de bize veriliyor. Asa en tekrahu şeyen ve huve hayrul lekum. Yani hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olabilir. Aile hayatında da iki tarafın birbirinden hoşlanmadığı durumlar olabilir. Çünkü kadının kendine göre bir tabiatı var. Erkeğin de kendine göre bir tabiatı var. Bazen bu tabiatlar birbirine ters de olabilir. Ve yıldızları tam da barışmayabilir. Ama evlilik aynı zamanda bir sabır olayıdır. Karşılıklı tolerans, karşılıklı hoşgörü olayıdır. Ve belki de erkeğin ve kadının bir kısım kabiliyetleri böyle bir ortamda gelişecektir. Mesela diyelim sabır. Sabır güzel bir fazilettir. İki taraf da melek gibi olsa sabra lüzum kalmaz. Ama iki tarafın da muhakkak ki bazı sivri yönleri vardır. İki tarafın da dikenli yönleri vardır. Halkımız arasında denilir ki gülü seven dikenine katlanır. Hiçbir insan dikensiz gül değil. Dolayısıyla bir erkek açısından hanımında bazı dikenli durumlar olabilir. Bir kadın açısından da kocasında bazı dikenli haller olabilir. Bu durumda iki tarafın gerçekten birbirini toleransla, müsamahayla karşılamaları ve birbirlerini idare etmeleri gerekiyor. Bunu yapabildiklerinde hem ilmi siyasette ilerlerler, insanlarla geçinme sanatı, idare etme sanatı, bunu öğrenmiş olurlar. Hem daha diğer insanlarla da geçinmek, birbirini tolere edebilmek, bu mümkün olur. Ve affetmek büyüklüktür, affetmek gibi özellikler kazanırlar. Bu açıdan nahoş gibi görülen bu tarz şeylerden elbette çok güzel neticeler çıkabilir. Yanlış anlaşılmayacağı ümidiyle burada bir olayı da nakletmek istiyorum. Şöyle bir olay anlatılır. Sembolik veya yaşanmış şöyle bir olay anlatılır. Veli olan bir zat bir başka veli olan dostuna zaman zaman ziyarete gidiyor. Ve her gittiğinde onu biraz daha ilerlemiş bir şekilde görüyor. Ama son gittiğinde bakıyor ki artık o zatta pek ilerleme falan görülmüyor eski makamında. Ve soruyor, dostum diyor, sana ne oldu? Ben ne zaman seni ziyarete gelsem mertebenin daha da arttığını, derecenin arttığını görüyordum. Ama bu defa geldiğimde seni makamında sabit gördüm. Acaba bunun sırrı nedir? Bunun üzerine veli dostu diyor ki, dostum diyor, Allah rahmet eylesin, hanımım diyor vefat etti. Çok diyor konuşkan birisiydi ve durmak nedir bilmezdi. Başımın etini yerdi adeta. Devamlı tenkit de ederdi. Ben de sabrederdim. Herhalde diyor bunun neticesinde, sabretmenin neticesinde benim derecem yükselirdi. Allah rahmet eylesin diyor, o vefat etti. O vefat ettikten sonra başka birisiyle evlendim. Hanım mı hanım? Bir dediğimi iki etmiyor. Ve ben ne desem hemen dediğim yapılıyor. Böyle olunca bende mücadele kalmadı diyor. Mücadele olmayınca ilerleme de olmuyor diyor. Bu belki de sembolik bir olay ama işin hakikati de muhakkak ki var. İki taraftan muhakkak ki problemler olacaktır. Tek taraflı bir olay değil. Kadından da problemler olur. Erkekten de problemler olur. Böyle bir durumda iki taraf birbirini idare etmesini bilmeli ve iki taraf affetmesini bilmeli ve her şeyi de görmemeli, her şeyi duymamalı. Bazen tenkit etmesi gereken yerde takdir etmeli. İltifat sanatını becermeli. Bütün bunlar yapıldığında aile hayatı çok daha mutlu bir şekilde devam edebilecektir.
Cenab-ı Hak hepimize mutlu aile yuvaları nasip eylesin ve nesillerimizi mübarek eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.